Deliminizden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da ilginç bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizde ünlülerin evlerine gideceğiz ve bir günlüğüne o ünlü olmaya çalışacağım. Adam ne yapıyorsa abi sabah uyandıktan gece yatana kadar teker teker onun kontrolünde o olmaya çalışacağım. Ve serimizin ilk konuğu hepinizin de çok yakından takip ettiği, en az birer kere linçlediği Jahreyn var. Onun görmüş olduğunuz gibi gösterişli hayatını, zengin evini ve yeni taşınmış olduğu villayı hem sizlere göstereceğim hem de bir gün ünlüne Jahreyn olmaya çalışacağım. Ve ilk olarak kıyafetten başladım. Ne zaman görsem şort tişört giyiniyor. Hızlı bir şekilde kanalımıza alkışlarla Jahreyn'i davet ediyoruz. Abi hoş geldin kanalımıza. Merhaba, nasılsın? Ne haber? İyiyim şükür. Ne haber? Arkadaşlar belki siz bilmiyorsunuz ama biz yaklaşık 6 yıldır falan. Evet. Arkadaşız, çok kameralar önüne bunu yansıtmadık ama gider geliriz birbirimizin evet, evine. Evet. Ve birbirimizi çok yakından tanıyoruz. İyi gün dostu değiliz biz. Biz kötü gün dostuyuz kötü abi. Kötü gün dostuyuz. Abi bugünkü amacım çok başka. Sen olmak. Jahreyn'i öğrenmek değil. Jahreyn olmak. Jahreyn olmak güzel bir şey değil o kadar yani. Çok bir insan nasıl etmem. Jahreyn olur? Yani bir insan nasıl Jahreyn'e dönüşür? Bugün tamam. Seninle birlikte onu tamam. Öğreneceğiz. Okay. Bak benzemiş miyim? Güzel siyah tişört. Siyah şort. Marka benim marka. Şortumuz evet şort giyinmiş. Ayakkabı giydim çünkü adam arkadaşlar çok uzun. İlk olarak seninle aynı pozisyonlara gelmeye çalışıyorum. Boy, tamam, fizik, evet. Saç. Mesela bak saçımı şöyle yapacağım abi. Nedir Jahreyn'in tarzı? Adam saçlarının yanlarını kazıtıyor. Arka taraftan bağlıyor. Değil mi? Sakal. Sakal da var biraz. Tabii. Yani. İşte bir de kilo farkı var. Evet. Yaklaşık... Onu da kapatırız. Yaklaşık 100 kilogramlık bir kilo farkı var. Onu şey artık bir şekilde yapacağız. Bakalım topluyorum abi saçını. Numaralı mı gözler? Tabii. Kaç numaralı? Ama bunlar işte kaç numaradan ziyade şey astigmat bunlar. Hı. Benim gözlüğü taksam çok blurlu görür. Ya bir noktada benzemeye çalışayım ben. Saçla başlayalım. Eyvallah. Bir de linçlere dayanıklılık. O çok onların yok. Hepsini öğreneceğiz. Sen kaldırabiliyor musun linçleri? Yani kaldırıyorum ama bazı linçlerde... Ya bak şöyle ben linçlere sinirlenmiyorum. İnsanların aptallığı beni üzüyor. Ama az önce geçerken gördüm adam evine asansör yaptırtmış. Son yediğim linç. Bir şey diyeceğim merdiven çıkamıyor musun? Ağzına bile sıçradım. Bir çık abi görelim. Hadi. Bu arada sen yeni bir eve taşındığın evet. için bu senin yeni evinin ilk ev turu. Vlog gibi bir şey olacak aslında. Ya evet. Baştan sona bugün seninle beraber yemek yiyeceğiz, yayın açacağız, Twitter'dan milleti evet. eleştireceğiz. Hepsini yapacağız. Yemek yapacağız. Yemek yapmayı sevdiğini biliyorum. Evet. Ondan sonra köpeklerle ilgileneceğiz. Oğlun var Allah bağışlasın. Oğlunla ilgileneceğiz. Bugün ben Jahreyn olacağım. Buyurun efendim. Şu merdiven, hadi önce şu merdiveni çıkalım. Şu merdiven çıkalım. Olayına bir gel. Bakalım. Yani kaç kat çıkmamı istiyorsun? Aman abi. Evi full çıkmanı istiyorum. Baştan aşağı. Garajdan giriyoruz. Orada bir oda var. Tamam. Sıfır var, bir var, iki var. Aslında dört katlı ev. Kendi başına mı yaşıyorsun dört katlı evde? Hanım var, çocuk var, üç tane köpek var abi. Benim başka bir yerde evim var. Onun kirası bunu karşılıyor zaten. Cebimde ekstra para çıkmıyor. Abdül. O evi de babam hediye etti sağ olsun. Ben doğuştan şanslıyım baba. Şuraları bir görelim. Bana şanstan bahsetme. Bana performansını göster. Performans hemen vereyim. Performans krem. Abi şöyle bak. Şunu çek. Bunu çek. Mr. Olympia'nın kalfi var bende. Yani bunlar oturarak yapılmadı. Sevgili Abdül. Tırmanmaya başlayalım. Hadi gidelim. Hadi buyurun. Arkadaşlar şimdi Jaho ile beraber gayet basit bir aktivite yapıyoruz. Nedir? Merdiven çıkıyoruz. Çünkü merak ettiğiniz şeylerden birisi bu adam merdiven çıkamadığı için mi? Asansör yaptır da ona bakacağız. Trafik nefesim kesiliyor ama senin de kesildi. E tabi canım kaç vardan çıktık. Evet. Ya nefeslendim. Var nefeslendim. En üst kata çıkmışken evi gezmek istiyorum. Hani tamam. Evde kaç oda var? Tamam. Yeni ev nasıl bir görmek istiyorum. Çünkü önceki evlerde sen hep kendi evinin şeyini yapmıştın. Evet. Tanıtımını. Bir başlayalım. Bir göster abi bize evini. Abi şöyle. Burası. Banyo. Ebeveyn banyosu. Buyurun. Jacuzzi'li. Oo. Böyle. Ya burada genelde Bora'nın eğlencesi oluyor. Jacuzzi'yi ben absürt karşılamadım. Artık belediye binalarında bile görüyoruz. Üniversitelerin rektörlüklerinde. Tamam bir şey deme. Ne dedim sana? Jahreyn olmaya çalışıyorum dedim. Güzel, yorumlar güzel. Tam Jahreyn yorumu bunlar. Sayın savcım ben söyledim. Rektörlüklere jacuzzi yapılıyor. Belediyelerin makam odalarına falan yapılıyor bunlar. Burası ne? Yatak odası. Burası yatak odası. Selin ablam kızmasın. İzin kızmaz. Aldım. Yok yok sıkıntı yok. Bu gördüklerimiz bora düşmesin diye. Defans duvarı. Bu arada 1 yaşına girdi artık evet, değil mi? Evet. Gördüğüm kadarıyla yatak odanda sauna var. Sauna var arkadaşlar. Evet. Yani şey
Özellikle Finlandiya'da yaptığım gezilerden dolayı sauna alışkanlığım biraz var. Okaliptus yağıyla bir karışım yapıp onu atıyorum üstüne Joss diye. Ciğerlerimi açıyorum. Öyle hayatıma devam ediyorum. Ne hayatlar var be. O sırada telefondan linç okuyorum. Şu odayı da göstersene. Bu odanın içinde oda. Odanın aslında içinde burası ebeveyn odası değil ama biz buraya ebeveyn odası yaptık. Çünkü burada ekstra bir oda var. Buraya giyinme odası yaptık. Tamam. Burada daha çok Selin'in eşyaları var. Ya yani Selin, Ahmet. Evlenmeyen adam diyor. Mutlu musun evliliğinde? Dünyanın en mutlu adamıyım ben. Ben Selin ablayı da tanıyorum bu arada. Ama bunu yanlış anlama. Ben senin gerçekten arkadaşınım yani. Seninle evli olmak çok zor. Zor. Niye biliyor musun? Onu ben de biliyorum. Ya her gün olay. Şimdi sen bir sosyal medya fenomenisin. O yüzden memnunum ama zaten. Karım da bunları kaldırabiliyor. Yani kız sosyal medya fenomeni ve böyle linçlere maruz kalan birisi değil normal hayatında değil mi? Normal bir insan. Şaşırtıcı. Neyse, evet. Ben gidiyorum. Asansör bu kata kadar çıkıyor. Evet, -1'den +2'ye kadar çıkıyor. Asansör sonradan mı beklettirdi? Bunu bak doğru söyle. Abi, bu asansör sonradan mı eklendi? Şimdi bu soruyu sen öylesine sorduğunu biliyorum. Öyle bir şey olabilir mi abi? Asansör boşluğunu nasıl yapacağız? O tasarlanabilir bir şey değil yani. Ev yapılırken yapılır ya da ev yoktur. Dışarıdan yapılabilen asansörler var. Ama bu yani hani asansör şaftı, boşluğu falan. Yani bunu bir mimara söylesen döverler ama işin ilginç yanı 1,5 milyon tane insan buna inanmış yani. Sonradan asansör yaptırdığıma inanmış. Kafayı yersin. Oranın oyunu odası. Oranın odası burası. Tamam. Şimdi gün içinde uyurken burada uyutuyoruz. Kamerası var. Kamerasıyla onu takip edebiliyoruz. Nasıl bir kamera kullanıyorsunuz bakayım? Abi bu baby. Bunu uzaktan izliyorsunuz mu çocuğu? Bunu uzaktan izliyoruz. Ya ev 4 katlı olunca çocuk burada uyurken size zaten haberiniz olsun diye. Tabii yanımızda gezdiriyoruz onun monitörünü. Hani ses de veriyor. Dur bakayım kamera. Ultrason fotoğrafı var burada. O evet göstereyim. İlk ultrason fotoğrafı bu oranın. Dur bakın baba oğul fotoğrafınız olsun. Biz çok benzemiyoruz. Annenin kopyası. Bence sana da benziyor bu arada. Birazdan gösterir miyiz burayı da? Gelecek şimdi Selinler gösteririz. Burada işte böyle oyuncakları var. Tamam. Yani gün içinde uyuttuğumuzda buraya yatırıyoruz. Abi sen yayıncısın. Evet. Platformlarda, çeşitli platformlarda yayın yapıyorsun. Evet. Senin yayınını takip eden insanlar bu hayatından haberdar mı? Evet. Her şeyi biliyorlar yani. Biliyorlar. Sen de bunu biliyorsun. Ben girişimciyim. 4-5 tane farklı şirket. Ben bilmiyorum. Ben bugün seni öğrenmeye geldim. Bana öğret. Ha o zaman öğret. Mesela şu üstünde giydiği tişörtü ben üretip ben satıyorum. Elinde kaç tane ürün var? Hadi 4500 tane üret. Takipçilere kaç tane hediye ediyorsun? Hadi bakayım. 10 tane. 20. 20. Tamam. 25 az. 25. Tamam. 25 tane Cahreyn'den size Cahreyn'in tişörtleri. Kazananların bedenlerini alırız, göndeririz. Takipçiler arasında. Yani bu tişörtten mesela bu ilk serimdi. Bundan 2500 tane ürettik. Bir haftada sattık. Bu ikinci serim. Şöyle göstereyim. Ah bedavadan reklamı da yaptım. Bundan 4500 tane ürettik. Zaten bitmek üzere. O yüzden reklama gerek yok. 500 tane kaldı. Tamam biz zaten 25 tanesini aldım abi. Gurur duyduğum için anladım. Abi üçüncü katı gezdik. Şimdi ikinci kata iniyoruz. Fotoğraflara bakalım. Ne bu? Ya şimdi ben bir yarışma yaptım. İzleyicilerim 2 gün içerisinde sanatlarını konuşturarak yağlı boya, İşte çeşitli editlerle vesaire görseller yaptılar. Hı-hı. Ben, köpeklerim, eşim, o zaman Bora yok tabi. Hamile o zaman bak Selin. Hamile yapmışlar orada. Bir saniye şöyle gösterebilir miyiz? Evet göster. Takipçiler de rahatça görsün. Bir sürü var yani her evin her yerinde var. Bak şurada da benle Alfred varız mesela yağlı boya çalışıyoruz. Onu da göstereceğiz. Bunları takipçilerim sağ olsun yaptılar. Ben de onlara hediyeler verdim. Şuradan devam edelim. Burada bir oda daha var. Burayı görelim önce. Burası Alfred'le kakış odamız. Ha Alfred'le kaka. Evet. O olayı bir görelim mi? Göstermek istiyorum söyleyeyim mi? Abi göstermek istiyorum çünkü şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Alfred, Cahreyn'in ilk köpeği değil mi? Evet, Polonya'da barınakta çalışırken sahiplenmiştim onu. Bundan 3-4 sene önce Alfred 3. kattan aşağı atlıyor ve evet. Ne gibi rahatsızlık geçirdi senden dinleyelim. Bildiğin omurgası kırıldı. Belden aşağısı felç. Şu anda ayakları da yok, ampute ayaklarını yaptınız. Ayaklarını da bir yıl sonra ampute ettirdik, evet. Yani ben ne yapacağımı sana göstereyim istiyorsan. Yani günde 4 kere ben bu hayvanın kakasını ve çişini yapamadığı için kendim yaptırıyorum elimle. Görelim abi, bugün her şeyi öğrenmemiz lazım. Bir görelim. Cahreyn olmak bunu da gerektiriyor yani. Böyle oturuyorum buraya. Önce bir sakinleştiriyorum ampuyu. Sonra bunun bir şey hareketi var. Wrestler hareketi, güreşçi hareketi. Tak! Yatırıyorsun. Bak bu. Ayağı çekiyorum, yatırıyorum. Böyle bir seviyorum. Şşş. Tamam. Tamam, kafayı koy. Tamam. Kafayı koy. Biraz direniyoruz. Sonra teslim oluyoruz. Sonra eldiven. Burada zaten bunun kiti her zaman hazırdır. Şimdi bir önceki eve rampa yaptırmıştım üst kata. Ama yaşlandığı için artık ön takımları da çekmiyor. Rampadan da yine ben arkadan destekliyordum ama. Evet. Şimdi full kucağıma almaya başladım.
Full kucağıma alarak merdivenleri çıkıyordum ve haliyle günde 5-10 kere benim için de yorucu oluyordu. Burada sphinx kaslarını açıyorum abi. Yuvarlak hareketlerle hiçbir şey hissetmiyor. Şu an siz geldiğiniz için biraz heyecanlı, o sesleri ondan çıkarıyor. Burada sıfır his. Hiç acı hissetmiyor, onu söyleyeyim. Çünkü burada his yok zaten. Açıyorum abi. Elimden geçiyor, bir şey buldum. Tanıdık onlar, abi onlar. Alıyorum abi, böyle bildiğin. Yaptırıyorum. Sen bunu hemen her gün yaşıyorsun. Dört şu an kere. Günde 4 kere bunu yapıyor musun? Yani Alfred engelli olduğu için kendi tuvaletini yapamıyor. Tuvaletini de alıyorum. Yani insan boklu gibi buraya atıyorum. Dur. Bekle bakalım. Ters çeviriyorum bunu. Burada bebeklerin bezlerini atmak için özel bir ürün var. Onu kullanıyoruz. Böyle zaten koku almasın diye böyle düğümünü atıyorum. Burada bebek bezi atmak için özel bir ürün var. Onu koyuyoruz. Omuriliği kırıldığı için sinir sistemi çalışmıyor. Sinir sistemi çalışmadığı için de arkadaşlar bağırsaklarından işte itemediği için tuvaletini yapamıyor. Ahmet de her gün hayvana aynen böyle bir eldiven giyip daha çişini yaptırmadık, bir de çişi var. Tuvaletini yaptırıyor. Evet onu. Hah bak şimdi teslim ol. Normalde hep böyle. Hadi kalk. Şimdi çişini yaptıracağız. Tamam. Aşağı ineceğiz. Bu adamın şu yaptığını aramızdan 10 kişiden 9'u yapmaz. Şimdi çişini yapmasını izleyeceğiz. Daha sonrasında günlük diğer rutinlerine gireceğiz. Buyurun efendim. Onun da tekniği var. Bu tamam. Teknikleri hep ben kendim geliştirdim. Geç lan. Şimdi şöyle yapıyoruz abi. Kaldırıyorum Alfred'i ben. Tamam. Şöyle döndürüyorum. Şu iki taraftan mesanesi var, idrar kesesi. Tamam. Artık ben elimle o kadar uzmanlaştım ki nereden bastığımda çişini yapacağını hissedebiliyorum. O hissiyatla bu şekilde yaptırıyorum. Yani çevireyim şöyle. Bekle oğlum. Şu şekilde. Tam o doğru noktalara baskı kuruyorum. Ve idrar kesesini boşaltıyorum. Bu kakadan daha önemli. Sebebi de şu, idrar kesesi düzgün boşaltılamazsa oradaki bakteri oluşumundan dolayı ölümcül bakteriler oluşuyor orada. Bir keresinde yoğun bakıma yattık 2 hafta. 3 haftada ben kendim damar yolu açıp bunun yoğun bakım hastaları için kullanılan bir vankomisin var. Bir antibiyotik, onunla öyle hayata döndürdüm. Merdiven çıkabiliyor mu? Burayı çıkar. Hadi gel oğlum. Of! Burada ben yatıyorum yatakta. Senin ağzıma tükürecek. Burası normalde misafir odası. Tamam. Kendi banyosu var. Burayı şimdilik ben ele geçirdim. Burada bir giyinme odası daha var. Burayı da Selin ele geçirdi. Siz zannediyorsunuz ki yukarıdaki kadar giysisi. Hayır abi gel. Burada giyinme odası var. Burasını da Selin ele geçirdi. Burada ben yatıyorum şimdilik. Cahreyn gibi nasıl yatılır bakın. Yat abi. Ama öyle şimdi tek başına olmaz. Atlayın kızlar. Gel. Atla. Gel. Mira. Ha sen köpeklerle birlikte yatıyorsun. Biz bu yatakta 4 kişi yatıyoruz. Alfred de geliyor. Onu da alıyorum. 4 kişi yatıyor. Sırt üstü mü uyuyorsun? Full yan yatarım abi. Şuraya yatarım ya. Şöyle. Evet. Hayvanlar da diziliyor. Nereye diziliyor? Onlar geceleri full, o full rahatsızlık verir. Full ayaklarına yatar adamın. Her gece 3 kere 4 kere uyandırır bu. Tamam. Bunun çok yılışıktır bu kızım. Bu kızım da arada bir gelip kulağımı yalar. İsimlerini öğrenelim. Lucy, Mira. Engelli olan köpeğin ismi de Alfred. Mira'yı da burada sokaktan sahiplendik. Bunu da işkence ediyordu çocuklar dokumada. Bayağı kötüydü o. Onu da dokumada sahiplendim. Çocukların elinden aldık bunu. Tamam. Buraya aslında çalışan alırsak diye düşünmüştüm. Çalışanın var mı? 7 tane çalışanım var. Ne iş yapıyor bu insanlar? Bizim ajans işlerimiz var. Benim bir sürü iş yaptığım fenomenler var. Onların ajans işlerini yapıyorlar. İşte bu tişört işim var, üretim var. Şimdi sakal yağı çıkıyor, bu sakal öyle shiny shiny öyle oturduğu yerden olmuyor. Sakal, ben biyokimyacıyım biliyorsun. Sakal yağı çıkarıyorum şimdi. Bu kadar parayı ne yapacaksın? Gördüğünüz gibi ama mütevazi bir insanım. O kadar parayı Bora'nın geleceği için tabii. Evlat. Devam ediyoruz. Bak burada Alfred'in bir tane foto var. Evet. Resim var pardon. Bu yağlı boya. Yine bir izleyicimin çizdiği bir yağlı boya. Ha, bu baskı değil, bu yağlı yok, boya. Yağlı boya. Buranın esprisi şu. Bu oda hiçbir odayla komşuluğu yok. O yüzden yayın yapmak için en ideal oda buydu. Çünkü bağırıyorum, çağırıyorum. Bağır, çağır, yırtın. Görelim abi. Şurada benim içinde sadece su olan buzdolabım var. Burada sadece su var abi. Bak, su içerim bundan. Tamam. Full su. Yayın odasını ben çok merak ediyorum. Burası bir daldım direkt. Direkt daldım. Senin kullandığın ekipmanları merak ediyoruz, bilgisayarı merak ediyoruz. Bir böyle ortalama, hani marka falan vermeden. Tamam. Ne kadar bu setup? Bir görelim abi. Şöyle şimdi görelim. Bakın. Mikrofon, 3 tane ekran var. Bir tane kamera kullanıyorsun, bir tane webcam var. O DSLR kamera, bunu facecam için kullanıyorum. Arkada PlayStation 5 var. Burada bir kasa 4090'lı var. 4090'lı bir kasam var orada. Üstünde Jabba'da hat var.
Burada da yatak var. Yayın yapıp yapıp burada yatıyor musun? Evet, yatıyorum. Bazen de orada sızıyorum abi. Çok o yatak güzel. Da çok rahat bu arada. O bayağı ama rahatmış. Onda da 3 kişi yatıyoruz biliyor musun? Bayağı rahatmış. Rahat vermezler yani. Çok güzel. Bu yeni arka plan mı? Çocukların yatakları var. Ben şimdi yayın yaparken... Altta yayında tabii. Köpekler mi var? Tabii tabii, her yayın. Ha. Onlar paylaşıyorlar. Kimisi ayağımın altında olmak istiyor, kimisi burada olmak istiyor. O yatağa gitmezler mesela. Benden ayrılmaz onlar. Setup'ın tamamının fiyatını söyle. Oo, abi şöyle söyleyeyim. Yani sırf şu monitör, ki OLED'dir. Tamam. Sırf o monitörümüz sanırım 50 bin lira. Setup kaç para? 1 milyon TL var mı? Var. Rahat var. Var, var, var. Ne? Bir şey diyeceğim. Bu setup'la ben de yayın açacak mıyım bugün? Açtıracağım sana. Bildiğin sen hiç olmayacaksın, ben açacağım yayını. Siktir o gideceğim, ben sen açacaksın. Tamam. Yapacağız bunu. Bizim bir banı paylaşayım direkt. Onu iyi. Silahım var, göstereyim mi? Yayını almayayım. Söyle sadece istersen. Ya mesela şimdi 1 milyon liralık setup olunca koruman da olması lazım. Burada bildiğin tüfeğim var. Ruhsatı var mı? Ruhsat tabii tabii. Ha ruhsat, tamam. Her şey legal bizde. Tamam, önemli olan o abi benim tüfeğim için. Tüfeğim var, tabancam var. Vergini ödüyor musun? Ödüyorum. Ruhsatın var mı? Tamam, var. Benim için önemli olan bunlar. Yani 30 bin fenomeni araştırıyorlarmış ya şimdi. Evet. Vergi ödüyorlar mı diye. Ben Türkiye'ye geleli 5 yıl oldu. Benim 9. araştırılmam olacak. Artık oradaki vergi denetim memurları yine mi sen diyorlar. Ama hiçbir araştırmada bugüne kadar ceza bile çıkmadı bana. O kadar temizim. Bu övünülecek bir şey değil bu arada. Bence bu, övünülecek bir şey. Bu övünülecek bir şey değil. Bence gereken bir... Herkesin yapması gereken evet. bir şey bu. Ama Türkiye'de övünülecek bir şey oluyor. Yine oradan bir yorum yaptık. Bilinç yine Twitter'dan siz patlatın. Kime salladın? Bilmiyorum artık. Saplananlar saplandı. Ne bu? Antalya'da biliyorsun elektrikler çok gidiyor. O elektrik gittiği anda devreye giren bir UPS ve benim bütün sistemimi 15 dakika taşıyabiliyor. Sana haber veriyor mu? Elektrik gitti 15 dakika yapıyor. Ve geri sayıma başlıyor o. Eğer elektrik çat diye giderse orada 1 milyon lira zararım var. Ha, onu da geçip gösterelim. Geçip gidiyorsun. Abi ne bileyim, bilmiyorum ki, sen öğreteceksin. Benim en sevdiğim bu. Şöyle gösterelim size. Buna üçlü diyorum abi, üçlü. Bu üçlü çok güçlü mü? Benim canlarım bunlar abi. Evet, üçüncü katı gezdik, ikinci katı gezdik. Jahreyn olma eğitimlerimizde hızlı bir şekilde. Sadece bir tane soru sordum. Bir sorudan ne cevap aldım? Bu adam bu merdivenleri çıkabiliyor mu sorusuydu. Sen çıkabiliyor musun? Benim kilomla olsan çıkabilir misin? Çıkarım. Yani. Bir 80 kilo üstüne ekleyeceğiz. 80 kilo daha alsam zor. Ne yapalım? 80 kilo ne koyabiliriz üstüne? Bir damacana kaç kilo? 20 kilo var bir damacana. 4 damacana mı takacağız oğlum? O zaman yani en azından sırtına bir damacana ekleyelim. Onunla bir çıkabilecek bir adam önüne. Çünkü benim göbek önde. Bir dakika. Hanım geliyor galiba. Gel. Basıldık. Yakalandık mı? Uyumuş bu arabada çok belli. Gördün mü? Anestezi almış gibi. Alacaksın mı? Jahreyn olmak böyle. Al. Tamam. Al. Bu arada salonu da görmüş oluruz. Salonda oyuncak dolu. Oraya doğru gidelim. Gel Bora gel. Gel amcam. Öyle sevmez kendine çevir. Hah gel. Hah huyunu bileceksin çocuğun. Hah. Gel oyun oynamaya gidelim. Dur hah. Otur da abi. Eğlendir çocuğu. Gel. Eğlendir abi. Köpeklerle iletişiminden korkuyor musun? Isırırlar bir şey yapar. Şöyle. Şunu unutmamak lazım. Şimdi bu köpekler benim canım. Ama köpek olduklarını unutmamak lazım. Bensizken köpekle etkileşime girmesine izin vermiyorum. Ben ya yani etkileşime girdiklerinde yanlarında kesinlikle ben olmam lazım. Çünkü biz insan gibi düşünüyoruz ama bunlar için biz bir sürüyüz köpekler için. Tamam. O da sürüye yeni bir üye. Hı hı. Onun dayanıklılığını, sürüdeki yerini test etmek isteyebilirler. Nitekim hırladıkları da oldu. O yüzden ben yokken sürünün lideri, ben yokken etkileşime girmelerine izin vermiyorum henüz. O artık 5-6 yaşında farklı bir seviyeye gelir. Oğlanın şovunu da yapalım. Yürü oğlum. Bırak o yürü. Ama şu an yeni uyanmış. Yürüyor normalde. Aferin babicikko. Adamın algısını dağıtacak oyuncaklar almışsınız. Bunlar iyi. Ama moderasyonlu veriyoruz. Yani bütün oyuncakların her zaman oynamasına izin vermiyoruz. Bazı çocukları da bu kadar bilgili yetiştirmeye gerek yok. Bunu toprağın içine atacaksın. Atıyoruz yiyor, toprak yiyor. Oh, hadi git yürü, şuraya doğru yürü. Videoyu böldün, yürü. Tamam. Sana odaklanamayız bütün gün boyunca. Şu an çok şapşık. O nerede olduğunu bile tam anlamadı benim. Benim sakalım ne yapıyorlar? Hadi yürü şu tarafa doğru. iPhone'un otağını gördün mü? Unutturmaya çalışıyorsun. Konuyu değiştiriyorsun. Ya bugün ne dersen o bak. Bugün ne dersen. Ben olmak için şunu yapman lazım diyeceğim. Ben yapacak çıkarım. O merdiven. Damacana bağlayacağız ama öyle olmaz. Var. Hayatım var mı damacana? Aa bak dolu damacana var. Var damacana. Hüseyin dön. Hüseyin tuttu. Dön.
Kilo almaya çalışsam dön. Daha kolay alırdım lan. Dön. Hüseyin alttan. Sırta da bağlayacağız mı? Dur. Dön. Sırtta var mı? Dön. Kilo. Hüseyin alttan. Tamam alttan geçeceğim. Bir şey diyeceğim ben video boyunca böyle mi dolanacağım? Böyle bir şey yapıyoruz ama alınıyor musun? Hayır abi alınmıyorum. Üstüne ben de merak ediyorum bu deneyin sonucunda ne olacak diye. Yani bende bundan fazlası olması şaşırtıcı yani kendimi bir tık Herkül gibi hissettim yalan yok. İyi saralım da düşmesin. Evet belini de kırma geriye doğru yaslan. Bu arada biz bunu sararken sen de bir mutfağını tanıt. Gel. Gel. Yemek yapmayı çok severim zaten bunu takipçilerim çok iyi bilir. O yüzden güzel bir mutfak bizim için önemliydi. Yine taşındığımız yeni evde güzel bir mutfak dizdik. Air fryer aldık. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı air fryer'ın birebir aynısı. Birebir aynısını aldık. Burayı ben burada yemek yapıyorum ama daha çok Selin yapıyor. Yalan yok, o konuda yalan söylemeyeceğim. Dolabımızda da ya çoğunluk sağlıklı şeyler var işte. Yumurta mumurta var. Dün misafir geldi, güllaç hediye getirmiş, yemiyoruz. Bak burada salata var. Selin salata yapmış, koymuş oraya. Buraya da benim salatamı yapmış, koymuş. Çok basit işleri bile kilolu bir insan olarak yapmak kolay bir şey değil. Şeyi merak ediyorum. Abdü acaba çocuklara mama verirken bile zorlanacak. Onu bir görelim. Sadece merdiven çıkmak da olmaz. Nasılsın abi? Abi hazırım ben. Gel. Gel. İyi, al şeyi. Al onu. Kapları da alacağım tek tek. Al kabı. Bak nasıl toplandılar. Bak sırtlan gibi. Şuraya koy kabı. Tamam, diğer kabı da. Dur, dur. Üç kap var. Üçüne de eğileceğim. Hadi. Gel, yardım etme. Hadi. Tamam, aldım. Al onu da. Gel. Bir dakika. Gel. Gel, buraya koy. Bu arada ama insana bir yandan iyi hissettiriyor bak. İri yani böyle. Evet, o var bu. O irilik var. Yani çok alan kaplıyorsun yürürken zaten. Evet, dolanıyor. Abi yarımşar kupa. Hayır, içinde ölçek var. Tamam. Yarımşar kap. Tamam. Hepsini. Yarım. Aman. Tamam, diğer yarısını ona. Nefes nefese kaldım. Diğer ya zor. Biri vursa, şu an direkt uyurum bu arada. Al, tamam. Evet. Şimdi abi kızlara 4'er puf somon yağı. Somon yağı, şu mu? Evet, 4'er puf. 1, 2, 3, 4. Buna da. 1, 2, 3, 4. Hadi koy, yere koy mamaları. Koydum. Afedin'inki buraya. Bir oğlum de. Eram ye. Mira'nınki buraya. Mira. Yan yana koyarsan yemezler. Mira'nın oraya. Kahvesinin buraya. Bitmedi. Su vereceğim. Ya. Su şeyi bu. Ha. Terledin mi? Terliyorum abi. Aman dökme. Terliyorum. Damacanı orada doldur. Musluk suyu içirmiyoruz çocuklara. Doldur. Benden iyi bakıyorsunuz. Ben somon yağı falan daha ne zaman yedim en son hatırlamıyorum. Paspas var orada. Paspasın tamam. Üstüne. Biraz dökülebilir. Önemli değil. Her gün dökülebilir biraz. Allah. Oğlum zor. Vallahi zor. Hadi gel yukarı çık. Bir şey diyeceğim. Bu yüzden bu kadar stressizim demek ki. Hayvanları da besledik. Evet. Kuru mama verdin. Somon yağı verdin. Su verdin. Kaç paralık bir mama kullanıyorsun? Aylık bu hayvanların gideri kaç para? Yemek, bakım, veteriner vesaire ne varsa. Mamaları 5600 lira oldu en son. Aylık. Takip etmek çok zor evet. Tamam. Takip etmek çok zor. Devamlı artıyor çünkü. İşte somon yağı falan filan onu 6000'e yuvarla. Tamam evet. Ne oldu? Oturuyoruz abi ev bizim. Allah Allah. Oturuyoruz ya. Ya veteriner masrafı çok olmuyor. Yıkamasını ben kendim yapıyorum. Eskiden Selin çocukla çok meşgul değilken tüylerini de o kırpıyordu. Tamam. İşte tüy kırpma falan desek 2 ayda bir falan yani bir 10 bin liraya falan denk geliyor. Aylık 10 bin lira giderlerim var? En az minimum. Yani hasta oldular mı o ay sıçtın. Geçen affedim 100 bin kilometre bakımını yaptırdım. İç dış bir baktırdık yıkama yağlama 17 bin lira gitti. Allah razı olsun. Niye Allah razı olsun diyorum? 13 yaşında bu köpek baktırmam lazım. Niye baktık. Diyorum biliyor musun? Niye? Çünkü sokaktan sahiplendiğin için. Ha, bunlar hani cins köpekler ben, değil, sokaktan sahipleniriz. Ben satın almaya karşıyım baba. Satın almaya biz de karşıyız. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi sen yukarıya çıkabiliyor musun? Onu bir test edeceğiz. Hadi, let's boy go. Kaç? 86. 86. Senin kaç? 74. Tamam. Hadi gidelim. Geleyim mi ben? Ben de geleceğim. Gelmek istiyorsan gel. Bir şey söyleyeyim mi? Yağlı güreşçileri şu an daha iyi anlıyorum. Adamlarda bir asalet oluyor. Hayır, yere bastın mı? Yere bastığın yeri biliyorsun. Var mı lan şeyim? Tabii canım. Bastığımda farklı bir ses geliyor. Ama şöyle söyleyeyim.
Merdiven çıkmak zor. Zormuş. Zormuş bayağı. Nasıl? Zor. Nefes çok ağır yutkunuyorsun. Yani nefeslendiriyor abi, zor çünkü hiç benim alışık olmadığım bir bölgede bir kilo bu. Evet. Yani ben hiç hayatımda karın bölgemde yağlanma olmadı. Sende tam bu kadar var bu arada orada. Bende de full karındır. Evet. Ya bacaklarda yok, kollarda da çok yok. Karın bölgende var. Evet, full karın. Ne yapacağız abi şimdi? Bir kahvaltı yapalım. Tamam. Acıktım. Şekerimiz düşmesin. Çünkü benim şeker oynayabiliyor. Tamam. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Bahçede oturup kahvaltı yapalım. Kahvemizi içelim. Sonra Twitter linçlerine bakacağız. Gel. Yiyeceğiz mi, linç mi edeceğiz milleti? Yok, yiyeceğiz. Genelde yiyoruz. Bir şey diyeceğim. Hiç unutamadığın bir linç var mı? En baba İlk linçim, linç. En sevdiğim linçim İlk budur. Linçim. Nedir? Engelli koltuklarına niye oturuyorsunuz toplu taşımalarda dedim diye linç yemiştim. İlk linçim. Sen saçma sapan şeylerden linç yiyorsun. Acaba çok tipinden linç dolayı mı? Ciddi soruyorum. Yok, bence insanlar mal. Hadi gidelim. Hadi. Buradan da linçlersin şimdi. Merdivenle ineyim mi ben? Gel gel. Asansör de büyükmüş ha, oda gibi asansör. Sınıf var bu anne. Asansör de büyükmüş ha. Sende yok mu asansör? Var. Niye bende asansör sen var? Sen kullanmıyorsun ama. Biz video falan çekiyoruz asansörde. Sen kullanmıyorsun ama. Yani ben hiç kullanmadığını görmedim. Ben hiç kullanmıyorum, evet. Elektrik faturası çok geliyor kullanınca. Ben kullanıyorum vallahi, yalan yok. Çok ama senin hiç kullandığını görmedim. Kaç para geliyor elektrik faturası bu arada bu eve? Vallahi daha yeni geldik, gelmedi buranın elektrik faturası. 10.000 gelir aylık. Yok lan. Gelir gelir. Ben bunu daha çıkartayım mı artık? Hadi çıkartalım, hadi. Evet, çıkart. Dur bekle, öyle olmaz. Bekle baba. Şuradan çıktı bak. Tuna tavus. Ayağını denk al. Peki kahvaltıda bu adam ne yiyor abi? Abi değişkenlik gösterir ama... Bir şey diyeceğim, yemekleri siz mi yapıyorsunuz? Siz de bir tanıyabilir miyiz? Gel. Gel. Merhaba. Şimdi abi eşinle birlikteyiz. Hala nefes nefese boğuluyor. Zor abi gerçekten. Baksana terledim. Senin sonuç. Evet. Bu adam yemek seçiyor mu? Bu adam ne yemek yiyor? Bu adam nasıl doyuyor? Buyurun efendim. Yemek seçiyor. Ne yemez? Sadece sebze ve salata asla yemiyor. Ya ben mesela yerim, sebze yemeği yapıyorum. Sebze salata yerim ama et de olmasın. Et olmasın. Etçil bir yani. Yemek seçmem yani. Şimdi her şeyi yerim. Yemediğim bir şey var mı? Ya mesela köfteyi çok sevmiyor. Köfte ama mesela patates, et yersin. Sulu köfte patates çok sevmez mesela. Ama et istiyor. Tavuk, fırında tavuk falan. Ve yanında muhakkak karbonhidrat istiyor. Her yani pilav ya da makarna gibi bir olacak. Şey. Et olmazsa olmaz. Evet. Ben de öyle besleniyorum. Demek ki yemek konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Yani ben etsiz yaşayamam. O Kıbrıslı genlerinden kaynaklanan. Sen Kıbrıslısın. Kuzucuk yiyecek abi. Ben Karadenizliyim. Siz de Karadenizsiniz. Evet. Buyurun efendim, ne yapacaksak yapalım. Acıktı. 10 ne kadar zormuş. Zahre'nin olmak beni bir tık ıslattı. İyi manada ıslatmıştır onu. Klimaları açtırdın. Kaç tane klima var evinde? Sayıyor 6. Musun? Merkezi bir sistem var. Her odaya onun çıkışını yapmışlar. Onu 6 dedim. Merkezi klima. Sanayi ve hastane usulü. Tabii hastane gibi. Ya Antalya'da klimasız olmaz abi. Sıcak bir derece oluyor. Yani şimdi ilk Türkiye dönemindeki vlogumu izleyenler bilir. Apartman katında, babamın bana verdiği o apartman dairesinde de her odada klima vardı. O evde de 5 klima vardı yani. Olmaz klimasız. O zaman buraya normal. Ne yemek yiyeceğiz bugün? Abi solyanka yapacağım. Solyanka bana hep Almanya'da yaşadığım dönemi hatırlatıyor. Sen nerelerde yaşadın onu da sayalım. Kıbrıs. Kıbrıs. Almanya. Almanya. Polonya. Polonya. İngiltere vardı kısa İngiltere. Dönem. Türkiye. Sonra Türkiye'ye geldin. Evet. Türkiye'ye niye geldin abi? Türkiye'ye niye geldin sahibiyim abi? Sahibiyim ben bu ülkenin. Bura benim. Tamam. Ondan olur. Geldim. Hoş geldin. Kıbrıs'ın da sahibiyim. Sen de sahibisin. Anladın mı? Bura bizim yani. Gidecek başka yerimiz var mı? Yok. Vatanımız tek. Evet. Şimdi vatanımız tek diyoruz ve sonrasında Polonya yemeği Solyanka. Solyanka bir Slav yemeğidir aslında. Tamam. Böyle domates sosu, ben onu biraz Türk varı yapıyorum. Türk dokunuşlarıyla. Domates sosu falan bir sosisli bir kahvaltıda aslında çorba gibi bir şey bu. Tamam. Bizim bildiğimiz biz onu sosisli dilimleri salçayla böyle gibi yaptığımız gibi. Yemek. Buyurun. Gibi gibi ama Almanlar bunu perfectlemiş abi. Bu Slav yemeğiyken Almanlar almış bunu en iyi haline getirmiş. Ben de orada öğrendim yani. Yapalım abi, yeriz. Hadi. Sosis varsa yeriz. Ekmeği, var mı bilmiyorum. Suyuna ekmeği banacağız, yiyeceğiz. Aynen öyle. Hayatım sosis var mı? Var var, ben görüyorum şu sosis. Eşinle kavga eder misiniz hiç? Tartışıyorsunuz mu? Tartışmasız evlilik asla olamaz. Niye konuşur. Sordum? Lafını valla kestim. Mesela sen de gamer olduğun için. Evet. Şimdi bizim evde de Yasir abim gamer biliyorsun. Evet. 24 saat bilgisayarın başına. Biz mesela uzun yıllardır birlikte yaşadığımız için tartışıyoruz. Adam bilgisayarın başına kalkmıyor, işimiz oluyor bilmem ne. Evet. Eminim sen de kalkmıyorsun ve Selin abla da sinirleniyordur yani. Yok, o şimdi şöyle, karım ne derse ben yaparım. Hanımcı mısın? Çok. Hanımcı.
Zahra'yın hanımcıyım dedi. Senin sürekli her şeyini haber yapıyorlar. Bunların sana faydası var mı? Yok. Story görüntülenmen kaç paraya reklam yapıyorsun? Tweet atacağım, para karşılığı kaça atacağım? Şimdi bana verecek miydi? Para karşılığı tweet hiç atmadım. Hiç mi atma? Yalan söyleme. Atmışsındır. Allah elinde bıçak var. Sıfır. Tamam mı? Para karşılığı tweet hiç atmadım. Twitter para getirmekten ziyade bana para kaybettiren bir platform. Kaç para kaybettin o zaman Twitter'da? Ya Twitter'da siyasi bir karakter olduğundan ötürü markalar benimle çalışmak istemiyor. Niye siyaset yapıyorsun sürekli? İşin gücün yok mu? Ülkeyi ne kurtaracak ki? Durumumuz çok iyi değil. Sen ülkeyi mi kurtaracaksın başımıza? Ben kurtaramam ama insanların kurtarmak için bilinçlenmesine yardımcı olabilirim. Onu ben sana o zaman bir açma yöntemi göstereyim. Bak, sucuk ya bu. Onu böyle yıkarsın. Evet. Hiç uğraşmadan bunun kabını böyle soyarsın. Dünya mutfağını öğreneceğin de bunu öğrensene. Bu da gariban sofrası işte. Sucuğu ben mesela yağda pişirmem. Suda pişiririm. Dilimleyeceğim. Çok az su atacağım. Böyle şişer böyle sucuk kendine gelir. Hem gramaj da artıyor. İşin komik yanı ben Sri Lanka'yı yurt dışında öğrenmedim abi. Benim babam doktorken... Baban doktor mu? Evet. Annen ne iş yapıyor? Hemşire. Sen ne okudun? Emekli. Biyokimya ve moleküler fizik okudu. Benim babam başka şehirde çalışırken sadece hafta sonları gelirdi eve. Biz o yüzden babasız büyüdük aslında. Kıbrıs'tayken mi? Hayır, Antalya'dayken. Babamız sadece hafta sonları gelirdi. O da ihtisasının bir kısmını Almanya'da yaptığı için o da Sri Lanka'yı oradan öğrenmiş. Hafta sonları kahvaltıyı babam hazırlardı ve Sri Lanka hazırlardı. Ne zaman Sri Lanka yapsam çocukluğuma o pazar kahvaltılarına gidiyorum. Aslında Sri Lanka'nın esprisi bu. Babaya kavuşma. Sri Lanka dedi de. Kavurma sosisle sucuk. Şimdi. Çalıştırıyor. Çalıştır. Tüp yok. Elektrikli ocak. Ben tüplü severim de işte hanım bu sefer elektrikli istedi. Lan oğlum bozma lan. Tereyağından böyle birazcık koyuyorum. Tamam mı? Burjuva mısın? Ya doktor çocuğuyum sence. Annem de babam da köylü. Babam Kıbrıs köylüsü, savaş görmüş. 14 yaşındayken omzuna silahı almış. 6 yıl boyunca mücahitlik yapmış Kıbrıs'ta. Annem de köylü. Annem de Burdur'un, Ağlasun köyünde. Ama bunlar tırnaklarıyla kazıyarak Cumhuriyet'in genç çocukları olarak işlerini ellerine almışlar abi. Birisi doktor olmuş, birisi hemşire olmuş. Ama işte geçmişlerinden ötürü beni şımarık yetiştirmediler. Abi ben 12 yaşımdan beri her yaz çalışıyorum da hani... İnşaatta çalıştım, call center'da çalıştım, havuz yapımında çalıştım, dönercide çalıştım, restoranda çalıştım, mutfakta çalıştım, garsonluk yaptım. Her türlü işte çalıştım. Ben hiç gocunmam. Yayın işine ne zaman girdin? Niye girdin? Abi ben aslında YouTube'a girdim. Ben Türkçeyi unutuyordum Almanya'da. Türklerin olmadığı bir yerde yaşıyordum. Leipzig'te çok az olduğu bir yerde. Ben Türkçeyi unutuyordum. Telefonda kekelemeye başlamıştım. YouTuber'ları izliyordum, yabancı YouTuber'ları. Lan bunu yapan Türk yok diyordum. Merhabamış birkaç tane, ben görmüyormuşum. O zaman Türkçe YouTube falan yok tabii. Öyle YouTube'a girdim, sonra yayıncı oldum işte. Oha! Hoş değil. Kofti değil. Spor yaptın mı hiç? Yok ama bu vücudu taşımak başlı başına bir spor. Şöyle söyleyeyim, oturan bir şişko olsam kofti olurdum ama kofti değilim. Ben bunu düzenli olarak üniversitede neredeyse her sabah kahvaltısında yemişimdir. Adının Sri Lanka olduğunu bilmem. Sosisi dilimleyip domates sosuyla salçayla kavurup yedik. Aynen de böyle su eklerim kıvamını artırmak için. Yıllarca yedim ve eminim izleyicilerden de %90'ı bunu yemiştir. Adının da Sri Lanka olduğunu bilmez. Dijon hardalı katacağız buna. Hardal. Birazcık. Evet, Dijon hardalı katacağız buna birazcık. Şöyle. Bu farklı bir tat. Bir yalasana. Ha? Farklı bir hardal bu bak. Bu gerçek hardal bu. Ha bayağı güzelmiş lan. Hardal da hiç sevmem normalde. Ama bu gerçek hardal. Ama güzel geldi. Ulan zenginin hardalı bile farklı be. Ama ben... ben seviyorum. Mutfağı seviyorum abi. Mutfağı... Ne kadar harcıyorsun mutfağı aylık? Mutfak harcamamdan kısmam. Her şeyden kısarım. Çok aslında tutumluyumdur. Para biriktiririm. Biriktirmem, harcarım, yatırım yaparım devamlı. Onu soracaktım. Cimri misin diyecektim tam. Evet. Cimri misin? Cimri değilim, tutumluyum. En ilginç tutumun ne? Mesela tuvalet kağıdını ince tuvalet kağıdı alırım gibi bir şey var mı? Onlardan hiç kısmam. Ama şeyi görüyorsun şimdi sosyal medyada benim klasmanımdaki adamlar baştan aşağı bir kombinine bakıyorsun. 400 bin liralık kombin giyiyor. Yani benim şurada 1000 lira yoktur yani. Belki en pahalısı şu şort. 1000 lira vardır canım. Tişörtü kaça satıyor? O bana beleş. O konuda hani kendime mesela çok harcama yapmam. Evime harcama yaparım, mutfağıma yaparım.
Bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi adamlar genelde hep çoluğuna çocuğuna harcama yapar. Yaparım. Bu arada arkadaşlar, hepinize iyi bayramlar. Onu da söylemiş olalım. İyi bayramlar ben... Işte Ramazan bayramı ya. Dinsiz olunca böyle oluyor. Sen dinsiz Allahsızın teksin değil mi? Evet, ya şöyle... Bana bir usta geldi eve. Dedi ki, abi dedi, o işi dedi bayramdan sonra yapalım dedi. Bayram ne zaman dedim, bak şöyle... 30 saniye birbirimize bakıştık. Adam şeye inanamadı, bayramın ne zaman olduğunu bilmememe inanamadı abi. Cahreye'nin öve öve bitiremediği solyankası şu şekilde. İçerisinde sosis var, sucuk var, çeşitli baharatlar var, krema var, salça var, bir de domates sosu var değil mi? Domates suyu var. Hardal var. Çok güzel. Eline sağlık. Vallahi eline sağlık. Ben ekmek banarak yerim abi bunu. Amacı o. Sütle beraber mi? Yanında da hep süt içerim. Sana da süt koydum. Bu bir kültür değil mi? Seninle alakalı bir durum mu? Böyle. Bana o pazarları hatırlatıyor. Geçmişi özlüyor musun? Pişman mısın yaşadığın hayattan? Bayılıyorum yaşadığım hayata. Ben bütün hatalar benim abi. Bugün ben kimsem onu oluşturdu. O yüzden pişmanlık duymam ben. Twitter'ından bir tane tweet atayım mı? Ne yazacağım? İşte hepiniz malsınız, bir tek akıllı ben varım yazacağım. Ne yazacağım? 216. Ne 216? 216. madde. Halkı kin ve nefrete sürüklemekten beni çağırırlar ifadeye. Bundan. Tabii ben oğlum artık yasayı falan ezberledim yani. Çünkü haftada bir benim en az karakol, bir kere de adliye olur yani. Bugüne kadar kaç kere ifade verdin? İfade 100'den fazla vermişimdir. En saçma dosya ne? Birisi birine küfür ediyor. Tamam. Sosyal medyada. Tamam. Öbürü diyor ki, ver lan numaranı diyor. O da numara olarak benim numaramı veriyor. Biliyorsun bizim numaralarımız her yerde. Beni çağırıyorlar, niye küfür ettin diye. Ben tanımıyorum, etmiyorum. Sırf birisi numaramı verdi diye. Bu en saçmasıydı. Diyorum ki, benim numaramı bulmuş, oraya yazmış diyorum. O da diyor ki, sen niye verdin numaranı? Dedim, siz bilmiyor musunuz? Bizim numaraların hepsi çalındı. Vallahi bir tweet atayım. At, ne yazacaksın? Ben. Ama ben şeyi kapattım, o siyasi yorumlar yaptığım kapalı bayağıdır. Ya sen de kapatıp açıyorsun. Ya kapattım, canım, takipçi çekmeye mi çalışıyorsun? Ben de 100.000'den fazla bloklu insanım var. Ya etkileşim ve takip kovalayacak adam 100.000 kişiyi bloklamaz. Bak göstereyim. 104.803 tane bloklu hesap var. Tek tek elinle mi blokluyor? Hayır, bunun bir tane programı var. Mesela çok dangalakça bir şey fav atanları tek tıkta 20.000 kişiyi bloklayabiliyorsun. O şekilde. Elle 104.000 kişi bloklasan büyük mesai abi. Ona kimse mesai ayıramaz. Yani, obsesif misin sorusunu yok. Sormadan onu oradan anlayacaktım yani, takıntılı mısın? Yok, çünkü insanlar şey zannediyor. Elle blokladığımı zannedip Cahre'yim beni bloklamış diye hava atıyor da ben seni tanımam etmem abi. Tek tıkta 20.000 kişi blokluyorum ben. Dünyanın en iyi YouTuber'ının delimine olduğunu iddia edeceğim. Bundan bile linç yeriz bak, net. Deniyoruz. Canım. Bence dünyanın en iyi YouTuber'ı delimine. Soru işaretini sil, o soru soruyormuş gibi anlarlar. Ha, bizim ha, isim direktleri. Biliyorum da onu öyle anlarlar. Yazdım. Atıyorum. At. Paylaştım. Biraz da kendi reklamımızı yapalım oğlum. Ne yapacağımızı buldum. 25 tane tişört hediye ettin ya. Burada güzel yorum yapan olursa ilk onlara veriyor. Enes Batur'u araştırmanı öneririm. Ya tweet'i atalı 30 saniye falan oldu. İtiraz edemedim yazmış. Hamit, benden bir tane tişört kardeşim. Yazmış. Birinci kazanan sensin. Bu seride benim yapmak istediğim bir şey de var. İnsanları barıştırmak. Evet. Senin küs olduğun kim var yayıncı? YouTuber bilmem ne. Arayalım, barış. Kimse yok. Bayram günü barışılsın. Kimse yok. Barıştın mı? Biz Anlos'la barıştık. Küstünüz. Ben de Anlos'u bu arada çok severim. Ona da evet, buradan selamlar. Biz. Ama ben hala arada bir laf sokmaya devam ediyorum. O benim huyum. Sana bile sokarım. Barış... Bana sokma da. Barıştınız mı Anlos'la? Bak asistanım mesaj attı. Abi bunu söyledin mi? Abi sen mi attın tweet'i diyor. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Alfred aşağıda hiç bırakmıyor. Hep ayağımızın dibinde video boyunca. O benim gölgemdir. O ayrılmaz yani. Yayın kısmına geçelim ama sen olmayacaksın. Direkt ben atacağım tamam. Yani. Takipçi kaybetme sonra. Şey yok olmaz, abi yok ya yok. Benim ne bileyim benim... bizim kanalda Cahre'nin video sunmaya başlasa. Benim izleyiciler öyle değil ya. Abi çok farklı bir kitle. Ciddi söylüyorum bunu. Öylesine söylemiyorum. Bir görelim hadi. Görelim. Hadi. Hadi. Benim seninle arkadaş olmama insanlar çok şaşırıyor. Ben bir konuda sana teşekkür etmek istiyorum. Ne ondan? Birbirimizi tanıdığımızı düşünmüyorlar, tamam mı? Birbirimizi evet. Bilmiyorlar. Ben bu konuyla alakalı sana bir şey söylemek istiyorum. Ben seninle henüz daha çok yeni tanışırken, merhabayken benim çok zor bir günümde gelip benim evimde bana destek oldun. Bu yüzden de ben seni çok seviyorum. Sen benim kötü gün dostumsun. Ben seni niye? Asıl ne zaman bağlandım biliyor musun? Ne zaman? Deprem. Eyvallah. Orada ama hepimiz için. Orada biz beraber bir şeyler yaşadık. O anlatılmaz, bizim yani
kamera arkasında. Evet, arka taraftan atlattığımız bazı şeyler var. O farklı bir dönemdi hepimiz için. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir daha yaşamayalım. Öyle yani. Ben o zaman şeye hani emin oldum. Zaten seni çok seviyordum da. Abdü dedim farklı biri. Eyvallah. Yani çünkü o dönem pek çok kişiyle iletişimdeydik ama Abdü dedim farklı biri. Yani o zaman bende oturdu. Ne diyeceksin? Alfred'in ameliyatı olduğunda biz döndüğümüzde Abdüler geldi. Evet, evet. Alfred'in ameliyatından ilk döndüğümüzde de ilk gün siz geldiniz bize. Siz Antalya'ya yeni taşımıştınız o zaman. O hali gördüm, evet. Kötüydü. Çok kötüydü o hal. Abi iyi günde herkese. Evet, iyi günde. Yayına, yayına, linç yeme zamanı. Yayında linç yok ya. Gel. Yayında da hiç linç musun? Gel. Yok, içemeyiz. Bak yani. Az önce 3 kişi sığamadığımızı iddia ettiği asansöre bak, görüyor musun? 3 insan, 2 köpek sığdı. Biraz. Biraz böyle şükür et, şükür, şükür. Evet. İyi yaptırdım ama bu asansörü. Asansörü de yaptırmazsın eve ya. Hadi. Adam resmen merdiven çıkmamak için asansör yaptırmış evine. Bir de şey diyor, iki katlı eve asansör yaptırmış, Allah'ın görgüsüzü diyor. Evin dört katlı olmasından dolayı mı rahatsız oldun bu söylemese? Evet. Işıkları bir loş yapacağız, kapattık. Abi şimdi, ışıkları loşlaştırdık. Uçuş moduna geçiyorum ben. Hazırsanız, Jahreyn'in kaç takipçin var? 2 milyon. En yüksek takipçisi olan sen misin? Şu anda kim bilmiyorum. En yüksek paralı takipçisi olan benim. 3000 tane subscriber'ım var. Her tamam. Biri 5 dolar ödüyor. Oha. Şimdi bir şey sormak yani, istiyorum. Evet. Sen yayını organize ederken bir gösterebilir miyiz? Bak burada sınırsız ilaç var. Bir sürü ilaç var, evet. Niye bu kadar çok ilaç kullanıyorsun? Sağlıklı değil misin? Abi şöyle, 8 yaşımdayken bir astım dönemi geçirdim. 3 ay hastanede kortizon aldığım bir süreç var. Sonra işte 11 yaşında şey keşfedildi, benim tiroid bezlerim çalışmıyor. Ama Hashimoto da değil yani. Tiroid bezime vücudum saldırmıyor. Beyinde bir sorun var. Ama onu da tam çözemediler sonra. Abi işte yıllar sonra çözüldü ki benim beynim yokmuş abi. Beyinsiz çıktım. Nasıl? Beyinsiz çıktım abi. Yumruk gibi bir boşluk var. Empty cella deniyor ona. Kafanın içinde boşluk mu var? Boşluk var beynimde. O yüzden hormonlarım benim... Şimdi beyin şey yapıyor, başka bir yere bastırtıyor hormonları ama hiçbir zaman o bölgede basılan hormonlar bende tam basılamıyor. İşte mesela vücuttaki kortizon derecem devamlı değişiyor, prolaktin derecem devamlı değişiyor. Vücudun metabolik hormonu olan tiroid hormonları, tiroid stimüle eden hormon falan... Zeka ile alakalı bir ilerletme veya geriletme bir şey yapıyor mu? Yani bu kadar beyinsiz olmama rağmen bence fazla zekiyim. Beyinsiz mi diyor? Beyinsiz çıktım abi. Geçmiş olsun. Eyvallah, hastaneye gittik, beyinsiz çıktık. Başım dönüyor diye gittim. Ne taraftaymış boşluk? Abi bu tam hipotalamusu şu, yani gösteremem, 3D düşünürsen şunların ortasını düşün, orada bir boşluk var. Bir gelsene abi. Evet abi. Çok belli olmuyor. İlaçlar da o yüzden, düzenli olarak ilaç kullanıyorsun. Ya işte hormonlarım devamlı şey altında. Takip ediliyor işte, prolaktin özellikle takip ediliyor. Prolaktinle ilgili ilaç zaten kullanmaya başladığım aylar çok kötü olur çünkü mide bulandıran bir ilacı var onun. Bu yüzden mi millete bulaşıp duruyorsun? Hayır. Bununla alakalı bir sorun sinir var ve bundan dolayı mesela bir şeylere sinir oluyor olabilirsin. Sinir olduğum şeylerle ilgili konuşmazsam gece uyuyamam. Böyle bir huyum var. Bir şey sinir oldum, onu dile getirmem kendi lazım. Kendi kendine konuş, millete niye açık alanda konuşuyorsun? Jahreyn ne zaman bir duracak? Ya yani sürekli mesela bir olayla alakalı ismini duyuyoruz, başına bir iş gelecek en son. Geliyor, korkmuyor musun? Zaten. Yok. Korkuyla kendimi tımar etmiyorum. Tamam, neyle tımar ediyorsun kendini? Hiçbir şeyle tımar etmiyorum kendimi. Yapma bak, iyi kendimi olmaz. Kendimi durdurmuyorum, dizginlemiyorum. Bak, sen yapma yine de. Çağır, biz kendi aramızda konuşalım. Yayınlarda söyleme, Twitter'da yazma bunları. Dün sabah yine girdim o konulara ya. Seni uyarıyorum bak. Burada replika bir Jahreyn olarak seni uyarıyorum, Ahmet Davutoğlu'nu rahat bırak. Abi şimdi ben şöyle yazdım başlığa. Bak, ne yazdın? Şurası chat, burası donate'ler, gelen tamam. Para. Burada. Bana para gelirse benim olur bu arada. Bunlar bu aboneler, tamam. Abone olanlar. Tamam. Şimdi başlığı da yazdım. Ne yazacağız? Bakayım, ben takıyorum ya, moda giriyorum ben. Nasıl şöyle? Şöyle. Tamam, çalışıyor chat. Kameraya bastın mı şu kamera tuşu? Tamam. Buraya bak, parmağımı gördün tamam, mü? Görüyorum canım. Buna bastın mı? Kamera ekranına geçer, şuna bastın mı mikrofonu açar. Tamam, tamam mı? Şu. Mikrofon şu an sesin gitmiyor. Tamam, susun, açıyorum mikrofonu. Bekle, biz kaçıyoruz. Mikrofonu açıyorum. Ooo. Bu böyle bir yayın olacak bundan sonra. Jahreyn'in sayfası
Bu şekilde yönetilecek bu sayfa artık. Bizim yönetimimize geçti artık. Herkes anladı bu arada benim olduğumu. Ben kafalığı çıkartayım. Mutlu musunuz, değil misiniz? Burada şu anda Jahon'un olmasını mı istersiniz yoksa benim olmamdan mutlu musunuz? Bunu bir görelim. Buna göre oylayalım. Buna göre hareket edelim. Bundan sonra da biz de bu sayfada daha mutluysanız artık ona göre bir şeyler yaparız. Ne diyorlar? Mutluyuz diyorlar reis. Nerede diyorlar lan oğlum? Vallahi mutluyuz diyorlar bak. Banlayın, mutluyuz diyenleri banlayın oğlum. Sana 20 Nisan mı diyorlar? Sana göre yaş şey ya. Her 20 Nisan. Her 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı koltuğuna otururlar ya. Hadi Allah'a emanetsiniz, görüşürüz. Nasıl sinirlendim? Sinirlendim. YouTube'da görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi. Domlun kanlı canlayın da mesele şu. Söylediğin hiçbir şeyin geri dönüşü yok. Evet. Bak şimdi biz burada çekiyoruz. Bak bir çekerken düşünüyorsun. Arkada iki tane adamın var zaten. Editlerken düşünüyorsun. Uploadluyorsun, bir izliyorsun. Sonra yayınlasam mı diye düşünüyorsun. Burada geri dönüşü yok. Burada ne söylersen bitti. İnternette o artık. Sonsuza kadar internette. Geri dönüşü yok. Canlı yayının farkı bu. Ben hayatımda ilk defa bu arada canlı yayın yaptım. Böyle platformda. Şunu çözemedim. Akıyor ya. Sürekli onu okuma isteği var. Evet. Hani işte ne yazmış? Ne yazmış? Jahon nerede? Ne? Hem şunu. Lan abi şu kafada şöyle konuşmaya başladım. Full aptü aktı. Bir de daha çekim olmamış hali bu ha. Daha açtın 2 dakika. Yani bir yarım saat olsa tam oturacak izleyici. Herkes kesin anlayacak. Ondan sonra şarıl şarıl akıyor. Canlı yayın yapsam insanların beni sevip sevmeyeceğinden emin değilim bu arada. Çünkü ben normal yaşantımda biraz daha sakin bir insanım. Beni hiçbir türlü sevmiyorlar. Sorun yok yani. Ya bizi seviyor sen canım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim bugün bize evini açtığın için. Ne demek? Ben bir gün Necahren olma videomuz tamamlandı. Sence yüzde kaç Necahren olmuşumdur? 5. Kendinize iyi bakın. İkimizin de kanallarını buraya koydum. Kimlere veriyoruz peki tişörtleri? 10 tanesini YouTube videosunun yorumlarından bulalım. Yanlış olmasın bu tişört. Bu bence çok daha güzel. Son serimiz Ronin bu. 5 tanesini senin Twitter'da yorum yapanlardan verelim. 5 tanesini benim Instagram'dan DM'lerden verelim. 5 tanesini de senin Instagram DM'lerinden verelim. Tek şartımız var, abone olmaları. Kanallara abone olacak. Aynen bu kadar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.